Yazlı bugün programından beyaz TV ekranlarından herkese mutlu ve keyifli bir sabah diliyorum. Bugün gündemimiz yine çok yoğun ve stüdyomda çok kıymetli bir misafirim olacak. Yeni eğitim döneminin yeni kararları ne oldu? Sınıfta kalma geri mi döndü? Eğitim sisteminde yaşanan aksaklıklar neler? Hepsini ve daha fazlasını matematik öğretmeni ve girişimci Hasan Tunç'la konuşacağız. Ekran başındaki yerlerinizi aldıysanız Niyazlı Bugün başlıyor. Sayın Hasan Bey bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niyazlı. Bugünkü, sağ olun teşekkürler. Bugünkü programımızın konu eğitim. Eğitim sistemi. Ama programa girmeden önce yani sayın izleyicilerimiz sizi daha iyi tanıması adına biraz kendinizden bahsetseniz bize. Evet. Ben Hasan Tunç, 1971 Horasan, Erzurum doğumluyum. E, matematik öğretmeniyim. 27 yıl bir fil devlet okullarında çalıştım. Şimdi ise özel sektörde kendime ait kurslarım var. Eğitimle ilgileniyorum yine. Eğitime devam. E, matematiği çok seviyorum. Çünkü matematiğin bir yaşam biçimi olduğuna inanıyorum. E, yeryüzünü şekillendiren, geçmiş ve geleceği anda buluşturan bir buluş olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Galileo gibi düşünüyorum. Evrende bir dil varsa hı hı. matematik diyorum. E, Neden sevdiniz peki matematik? Ya da nasıl sevdiniz? Nasıl sevdim onu söyleyeyim. <laughs> şimdi bunu anlatmam gerekiyor aslında. Hı hı hem bütün öğrencilere, bütün gençlere örnek olsun diye. Ben Erzurum Horasan ilçesinde okurken lisede ilk beşe girebilirdim. Yani bir öğretmen bir şey anlattığında ben onu alıyordum, aynısını çözümlüyordum ama neden olduğunu bilmiyordum. Bir gün Erzurum merkezden bize bir öğrenci geldi. Adı İlyas Karakaya. O da şimdi matematik öğretmeni. Ottu matematiği hatta bitirdi. Dediler ki İlyas Bey çok iyi matematik biliyor. Hatta öğretmenler ondan çekiniyor dediler. Bir soru sordular. Ben de e, dedim soruyu çözeyim. Hem İlyas'ın hem de arkadaşların sempatisini kazanırım diye. Tam böyle çözerken bir yanlışlık yaptım. X ile Y'yi toplayıp ikiye böldüm. Bakın öğrenci arkadaşlara söylüyorum. 12. sınıftayım. E, bir yılım var ve ben İlyas güldü şöyle dedi. Oğlum dedi elma ile armutu toplanır mı dedi. Topladınız dedi o tabii o günkü konuşma diliyle. Hı hı. Sen çöz dedim. Çözünce sanki bana bir dönüşüm oldu. Yani içimde bir ürperti oldu. Nasıl çalışıyorsun dedim. Denemelere gidiyorum. İşte sınavlar var falan. Dershaneler var. Bizim ilçede dershane yoktu. Ben gittim. Dergilerin ismini sordum. Dedi ki aşama diye bir dergi var. Allah rahmet eylesin. Mahmut Tezcan. Bize katkı sunan bütün herkesi Allah rahmet eylesin. Ben de gittim o dergiden aldım. Ve her akşam oturup o dergideki bütün matematik formüllerini anlamaya çalıştım. ÖSS sınavında matematik fule yakın yaptım. İkinci sınavda 50 sorudan 32 yapıp Erzurum matematik öğretmenliğini kazandım. Ama ara vermedim, geldim İstanbul Erkek, Kabataş, Galatasaray, Türkiye'nin en iyi okullarında Öğretmenlik yaptım. matematik karşı olan sevgimden dolayı. Kendimi sürekli geliştirdim. E, bu yönüyle baktığınız zaman aslında eğitim e, bir insanın kendisini şekillendirebileceği en güzel benim anım o aslında. Hani birinden etkileniyorsunuz ve bütün yaşamınızı ve sıra dışılığı. Mesela biz bugün Facebook'ta, Instagram'da sorular çözüyoruz. Şili'ye, Peru'ya... Bütün öğretmenler ya da öğrenciler bize soru soruyor ve biz halen onlara ya tüm dünya mesela bir Hasan Tuncu tabii matematik anlamında söylüyorum tanır. Hani bakış açısını bilir, soruya yaklaşım tarzını bilir. Bu anlamda kendimi o gün orada olmakla şanslı hissediyorum. Belki öğrenciler de şunu korkmamalı, bir kere sevmeli, kendisini sürekli geliştirmeli. Matematik benim hayatımda ya da kitap okumak sizi bir limandan alıp sonsuz limanlara götürebiliyorsa ve siz bundan zevk alıyorsanız o zaman eğitiminiz tamamlanmış demektir. Hı hı. Deyip noktayla koyalım. Hı hı. Hocam, şimdi eğitim sistemi. Bence sadece Türkiye'de değil, sadece bizim ülkemizde değil, dünya genelinde eğitim sisteminde ya da öğrencilerde bir aksaklıklar var. Bugünkü gençler, biz şu an sadece eğitim sistemini eleştirsek, orası yanlış, burası yanlış dersek, yani hata yaparız. Aynen. Evet, bence bugünkü gençler genellikle, yani hep hakkında demiyorum, genellikle... Bir bahane üretiyorlar. bahane ama, evet. üreterek okumak istemiyorlar. Gelişmek istemiyorlar. Ve... Bunu bugünkü sosyal medya uygulamaları da yardım ediyor. Nasıl? Diyelim ki 10 yaşındaki bir çocuk evet. açıyor bir sosyal medya uygulamasını da görüyor. Bir zengin insanı görüyor. Bir lüks arabaları görüyor. Lüks evleri görüyor da A ben şu kişi gibi yaşamak istiyorum diyor da okuma peşinde değil de ondan sonra yani bu zenginliğe ben nasıl hızlı ulaşırım. ulaşırım. Nasıl buna gelebilirim denilen düşünce geliyor. Ve burada aksaklıklar başlıyor. Yani tabii ki de burada hem babaların hem annelerin de hataları var. Yani nasıl bir hata yani diyelim ki ben bir babayım. Ben bir yoksulluktan geldim. Kendim kazandım her şeyi. Yani benim kızım ya da benim oğlum aynı yoksulluktan geçmedin geçmesin yani neye ihtiyacı varsa vereyim diyor da burada hata başlıyor. Çünkü yani benim siz... düşünceme göre yani size biz önce sizinle konuşmuştuk. Evet. Yani çünkü benim düşüncelerime göre varlık yoksulluğu yokluğu üretiyor ve burada bir soru var size Türkiye'de. Yani şu her şeylere bakarak yani bir bir eğitim tablosu adaletli evet. evet adaletli bir cevap vermenizi istiyorum. Türkiye genelinde eğitim sistemi hangi durumda? Evet şimdi ben de Ama burada mi? herkes hakkında bahsedelim. Sadece tabii, tabii. evet öğrenci bakış açısında değil. Evet. Öğrenci bakış açısıyla, öğretmen bakış açısıyla, tabi devletimizin ya da milli eğitimimizin bakış açısıyla artı ailelerin bakış açısıyla bir değerlendirme yapabiliriz. Tabii eğitim nedir önce onu söyleyelim. Hı hı. Eğitim bir davranış değişikliğidir. Aslında edebiyat da öyledir. Edep raf kelimesinden türetilmiştir ve şu demektir. Eğip büken ona şekil veren demek. Şimdi bir yönüyle diyelim ikimiz Niyaz Bey'le sokakta geziyoruz. Siz güzel konuşuyorsunuz. Ben Argo. Ne diyorlar? Edepli. Eğitimli diyorlar. Şimdi eğitim aslında kendimizden başlar kendimizden toplum bütün katmanlarda ve evrene hükmetme duygusudur eğitim. Yoksa eğitim olmayabilirdi. Hani hepimiz doğal yaşamımızda eğitim almayabilirdik. Ama eğitim bizim o evreni ya da gelen doğal olaylara karşı o bütün engelleri kaldırmak için kendi toplumumuzu ve bireysel olarak da kendimizi Eğittiğimizde bu işi daha rahat yaparız. Sorunları çözeceğine daha rahat geliriz. Peki Türkiye'de eğitim sistemi nedir ona bakalım. Evet. Şimdi önce bir sayısal verilerden başlayayım. OECD ülkelerinin her e, işte 5 yılda bir ya da e, yaptığı bir sınav var. PISA ya da TIMS sınavları dediğimiz. E, bütün üye ülkeler artı e, gelişmekte olan ülkeleri dikkate aldığınızda Türkiye'nin eğitimdeki yeri şu anda 43. sırada sayısal evet. zekası. Sözel olarak da 41. sırada. Aslında e, tabii bunu her yıl toplanılıyor. Bunu geliştirmek için ne yapabiliriz? Örneğin yeni nesil soru dediğimiz, yeni eğitim modelleri dediğimiz, bunlardan türetiliyor. İşte Finlandiya eğitim modeli, Singapur eğitim modeli. Hangisi ülkemiz, hangisi insanımıza yararlı olacak diye birçok beyin düşünüyor ve çocuklarımız yorulmadan bunu yapmak istiyorlar. Şimdi birincisi öğrenciden başlıyor. Evet sizin dediğiniz gibi mesela bugün gerçekten dijital anlamda zirvede bir yerde yaşıyoruz. Yani aslında hem şanslıyız hem şanssızız. Öğrenciler açısından şanssız çünkü akşama kadar sosyal medyadan çıkamıyor. O zaman eğitime nasıl zaman ayıracak? Siz burada haklısınız. Dolayısıyla biz bütün okullarda şu anda telefonlar yasaklandı. Eğitim evet, yeni geldi. Bu çok hoş bir şey. Hı hı. Mesela ben de kendi kurumlarımda telefonluk yaptım. Öğrenci geliyor, rehber öğretmen telefonunu alıyor, kasaya koyuyor, kitliyor. 6 saat dersten sonra çocuğa veriyor. Ailesiyle iletişime geçmesi için bir kolaylık sağlıyor. Öğrenciler bazen buna direnç gösteriyor. Sürekli elinde telefon olsun, Facebook, işte daha değişik mecralara giriyor. O zaman da Bilgiye gerekli değeri vermiyor. Öğrenci hı hı. açısından böyle bir durum söz konusu. Yani tabii bu çağ Z kuşağında doğmak hem avantaj hem dezavantaj, dezavantaj bu anlamda. Şimdi gelelim ailelere. Aileler tabii çocuklarının iyi eğitimli olmasını istiyor. Ve bundan gelecekte güzel bir meslek sahibi olmasını da istiyor. Hı hı. Ama bu eğitim akademik anlamda olduğunda şey olması gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? Bir potansiyelinizin de olması gerekiyor. Şimdi herkesi akademik bilgiyle donatamazsınız. Çünkü bu yöne odaklanan insanlar var, bir de başka yöne odaklanan insanlar var. Onlar için de milli eğitimimiz çok güzel bir mesen projesi geliştirmişler. İşte 14 ve 20 yaşlar arasında bu tür öğrencileri alıyorlar. Bir yıl şey bir gün okulda eğitim ya da iki gün yeri kalanda bir meslek sahibi olmak için ara eleman yetiştiriyorlar. Bu proje çok değerli bir proje. Hı hı. Hatta dün e, Khatane Kaymakamımızı da davet etmişti. Bu konu orada konuşuldu. Hı hı. Yani birçok çalışmalar var. Ee, ara eleman için ya da akademik olarak potansiyelini az gördüğümüz bizim verilere göre o tür öğrencilerimizi topluma kazandırmak istiyoruz. Çünkü toplum ne kadar eğitimli olursa bizim refah seviyemiz o kadar yükselir. Dolayısıyla aileler de buna dikkat etmek zorunda. Yani bütün çocuklar doktor olmak zorunda değil. Mümkün de değil. Evet mümkün de değil. Yani bu sınav sistemiyle gelelim e, milli eğitim açısından. Şimdi siz 3, 3 milyona yakın öğrenci, ben sadece bunu üniversite öğrencisi için konuşuyorum, sınava alıyorsunuz. Sınav nasıl bir sınav? Örneğin bir dakikada bir sorunun cevabını istiyorsunuz. Aslında o sınavdaki başarı, çocuğun başarısı herkes başarılı olabilir. Ama süre koyduğunuz zaman çocuklar başarılı olamıyor. O zaman pratik kurallar devreye giriyor. İşte o yüzden dershaneler var aslında. O yüzden okullar DYK kursları açıyorlar. Yani çocuklarımız daha bu süreyi kısalsın, doğru cevaplar versin. Ee, ne bileyim mesleklerine daha çabuk ulaşabilsinler diye. Bu anlamda mesela şöyle bir müfredat daralmasına da gitti. Örneğin biz okullarda türevin işte trigonometrik türevler olsun, arklar olsun, ters trigonometrikler logaritmik. Bütün bunları Milli Eğitim Bakanlığımız çocuklarımız bu yaşta zorlandıkları için kaldırdı. Dedi ki siz müfredatı daraltırsak bu tür çocukları daha çok kazandırmış oluruz ve herkese ...eşit şekilde akademik bilgiyi de vermemiş oluruz. Hı hı. Diyelim ben matematik öğretmeni olacaksam... ...üniversitede bununla ilgilenirim. Üniversiteye tabii önce kazanmam gerekiyor. Ee, bu anlamda elinden geleni yaptı. Ama şöyle bir şey oldu. Pandemiyle birlikte biraz gevşeme oldu. Sınavlar online oldu. Diyelim ki ben sınava giriyorum. Niyaz Bey benim bir matematik sorum var çözer misin? Sen gönderiyorsun ben online burada cevaplıyorum... Hak etmediğim halde bir üst sınıfa geçiyorum. O zaman bir boşluk oluşuyor. Temel dersleri, akademik seviye anlamında mesela türev bilmeden, integral bilmeden, logaritma bilmeden üniversite mezunu oluyor. Ve bu okula gittiği zaman öğrenci bir soru sorduğunda öğretmen de yapamıyor ve kalıyor. O zaman da eğitim bu sefer hani mutluluk veren bilgi olmaktan çıkıp acı veren bir şeye dönüşüyor. Evet. Öğretmen mutsuz, öğrenci mutsuz, toplum mutsuz. O zaman böyle bir sonuçla karşılaşıyoruz. Demek ki hak edilen her aşamada onu hak ederek geçmeliyiz. Bir emek sarf etmeliyiz, alın teri dökmeliyiz. Bu anlamda şimdi toplum üzerine düşen görevi yapmak zorunda. Milli eğitim de yapmak zorunda, öğretmenler de, öğrenciler de. Çünkü bu bir süreç ve takım oyunu. Bu olmadığı sürece eğitimde istenilen seviyeye gelemez. Ama ben gelmeden şey bakmıştım. E, TYT, AYT dediğimiz matematik ortalamalarına bakmıştım. Mesela pandemide sonra 2019'dan sonra 2020'de matematik ortalaması 5.9 iken 7'ye yükselmiş. 2022-2023'te kaça yükselmişti? 7.5'e yükselmiş. Yani şunu gözlemliyoruz. Matematiğe karşı olan ilgi artmış aslında. Matematik başarısı da artmış Türkiye'nin. Ama buna rağmen sözel branşlarda işte paragraf isteyen, okuma isteyen kısımların ortalamalarına baktım. Mesela düşme var, tarihte azalma de azalma var. var. Yani toplum okumuyor. E, bütün toplum şunu istiyor. Benim çocuğum sadece matematik bilsin yeterli. Ama sadece matematik bilmekle olmaz. Temel yeterlilik dediğimiz bütün ülkelerde, İngiltere'de olsun Fransa'da. Bu arada İngiltere'de ve Fransa'da da telefon koyduğu Yasaklandı. yasaklandığında sonuçlarına bakıyoruz tabii ilk sonuçlar bunlar hani biraz da objektiflik anlamında hemen değerlendirmek çok doğru olmayabilir ama şunu gösteriyor. Evet, akademik başarı arttı. Demek ki siz akademik başarıda ona zaman ayırmalısınız. Nasıl çocuğunuza zaman ayırdığınızda, onunla zaman geçirdiğinizde daha sağlıklı bir nesil yetişiyorsa aynı şey eğitim için de geçerli. Biz öğretmenler olarak, devlet olarak çocuklarımızla zaman geçirmeliyiz. Onlarla bilgi alışverişinde bulunmalıyız ama zorlaştırmadan kolaylaştırarak. Hı hı. Hocam şu an cep telefonlara gelsek yani yasaklandı ya okullarda. Yani tamam öğrencilerin tepkisi belli neden? Çünkü alıştılar cep cep telefonlarına. Annelerin babaların tepkisi var mı burada? Yok anneler ve babalar e, benim gözlemim şunu gösteriyor. Telefonla oynamamaları. Çünkü onlar çocukların geleceğini düşünüyor. Hı hı. Çocukların Hani istediği kadar hani orada bence anne babalar hiçbir zaman e, ekonomik kaygılarla çocuklarının çabuk para kazanmalarını istemiyorlar. Bir eğitimden geçip bu eğitimin ürünü olarak e, para kazanmalarını yeğliyorlar. Yani e, Demek ki anneleri babalar bu o, anlamda daha bilinçli. Daha bilinçli evet. ve bunu anlayışlı kabul etmeler. E, yok de. mu bizim mesela atasözlerinde değil mi bir meslek altın bileziğin olsun derler ya elinde bir altın bileziğin olsun zor günlerde bozabileceğin ve geçimini sağlayabileceğin. Aslında toplum kendi atasözleriyle, vecizeleriyle bunu zaten ortaya koymuş. O yüzden anne babalar biraz bir tık öğrencilerimizden, çünkü bir yaşanmışlık, bir deneyim var. Mesela ben ilk yıllarda Beyoğlu Fındık Lisesi'nde öğretmenlik yaparken ay kabımı boyatmak istedim. Bir boyacıya denk geldim. Amca boyarken ne yapıyorsunuz dedi. Öğretmenim dedim. Keşke benim de annem babam okutsaydı. Çok üzüldüm. Şimdi şunu düşündüm. Aslında ben de aynı durumdaydım ama ben bir tercih yaptım. O çocuktan etkilenip, değil mi? Okumayı seçtim. Şu anda geldiğim seviye hem akademik hem de ekonomik olarak gerçekten de çok iyi bir yerde. Neden o seçmedi? Yani biraz muhabbet ettiğimde, şimdi o daha genç yaşta, bizden daha genç yaşta çalışmaya başladığı için akademik olarak kendisini geliştirememiş. Kazancını sorduğumda ben kazanıyorum ama eğitimde bir yaram var. Ee, akademik bilge sahip olmadığım için bazen böyle hayflanıyorum diye bir işte bulunmuştu. Ben ona çok üzülmüştüm. Burada <laughs> dekler etmiş olayım. Hocam neden çocuklar diyelim ki yüzde doksanı matematikayı sevmiyorlar? Şimdi, Neden böyle iticilik var? Evet, e, bunu biraz geçmişe de bakmak lazım. Mesela Osmanlılar'da matematiğe baktığınızda riyaziye denmiş. Anlamına baktım. Diyor ki mesela atları eğitmek zordur. Hele özellikle tayları. Hı. E, bu anlamda matematiğe böyle bir yakıştırma olmuş örneğin. Ama Cumhuriyet dönemiyle birlikte biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk kurucumuz e, birçok dilde yetkindi ve yetkindi. Aynı zamanda Fransa'dan çok etkilenmişlerdi hı hı. E, ve bütün kavramlar işte üçgen matematik ışın bütün bunları bize kazandırdı biraz da Latin kısmına e, yaklaştırdı hı hı. E, şimdi buna baktığımda bir geçmişte hani böyle bir matematik zormuş gibi hı hı. bir şey var hani emek verilmen her şey zordur ki hı hı. matematik sizin genetiğiniz Mesela ben şöyle öğrencileri diyorum ki bakın siz kendi varlığınızı kabul ediyorsanız zaten matematikçisiniz Diyelim ki Niyaz Bey buradan çıktı, evine en kısa yoldan gitti. Bence siz çok iyi bir matematikçisiniz. Bir şiir söylüyorum mesela ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Ey benim sarı tamburam sen niçin inlersin? Derdim büyük, içim oyuk ben onun için inlerim. Şimdi bu sözleri bir araya getiren kişi bir matematikçi değil mi? Orada bir oran kullanıyor. Hangi cümle, kelimeyi hangi cümlede kullanmalıyım? Ya da işte Necip Fazıl'ın çok güzel bir şiirinden alıntı alayım. Duvar, katil duvar, yolumu biçtin. Kanla dolu sünger, beynimi içtin. Avlu uzun bir yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar aldı. Ben espri yapayım, alanını hesaplayın diyorum ama burada da bir matematik var. Şimdi matematiğe biraz gireyim o zaman. mat, Yunanca yüce bilgi demek. God science, tanrı bilimi. Galle diyor ki, e, tanrılar oyun oynarken matematiği buldu. E, tanrının bilgisine ulaşmak. Ulaşmak yani. demek aslında hani insan genetiyle, insan denesiyle matematik denesi aynı. Farz edin biz materyalist bir anlayışla matematik bizim aklımızın ürünü. Ama aklımızın aklımız dünyanın bir ürünü, değil mi? Biz bu dünyanın varlığıyız yani bir parçasıyız. Bütün parçaları birleştirdiğinde Yunanların öyle düşünmesi çok doğal. Onlar insan üstü her şeye tanrı diyor. E Şimdi e, biz de öyle demiyor muyuz? Mesela hani biz şuna inanırız. Allah kendi ruhunda insana üfledi değil mi? Tabii. Biz bunu şunu diyoruz. Bu çok değerli bir şey. Hı hı. Orada bir sınır var. Mesela o görür biz de görürüz. Değil mi? O işitir biz de işitir. Ama bizimki sonludur. Onunki Sonsuz. sonsuzdur. E, onun bir parçası olmak gurur verici bir şey. Onu söyleyeyim. E, bu anlamda ben Galileo gibi düşünüyorum. Yani evrende ya da bütün yaşadıklarımızda bir dil varsa bu matematik. Siz buna zor diyemezsiniz. Ben bunu kabul etmiyorum. Öklit diyor ki mesela e point is no part. Bir noktadan sonsuz doğru geçer. Her şeyin sonsuz yolu var. Ama siz şunu diletirseniz bunu bu yoldan çözeceksiniz. O zaman matematik evet zordur ve anlamadık o yolu. Ne olacak? Başka yollar da var. Şimdi mesela ben size telefonla bir şey yaptırayım. Yapabilir miyiz? Evet tabii. Telefonunuzu hesap makinesinizi açın. Hı hı. Açtım. Açtınız. Şimdi bana iki bas çıkan bir soruyu hı -hı. size bunu yaptıracağım ve hı -hı. şu anda öğreteceğim. Yani hani hiçbir bilginiz olmayabilir. Şimdi bu yönüyle bakarsak matematik çok farklı ve bize değer katan bir şey ve basit. Ama şimdi çözümlemeyle yaptığımda çok zor ve siz bence bunu beni dinlemeyeceksiniz ama hı -hı. bu yönüyle dinleyeceksiniz. Hı -hı. Mesela bana iki basamaklı bir sayı yazın. Hı -hı. Artıya basın. Hı -hı. O yazdığınız sayının rakamların yerlerini değiştirin. Hı hı. AB artı BA eşittir'e basın Bulduğunuz sonuç kaç basamaklı? 3. Bulduğunuz sonucun son rakamını söyle. 2. 132 mi? Doğrudur. E peki nasıl yaptım ben bunu? Bir necim değilim ki. Hı hı. Ben şöyle yaptım. Şimdi 11 kuralı diye bir kural üretiyoruz. Şimdi çocuklara şunu diyoruz. Biz onluk sayma sistemini kullanırız. 10 parmağımızdan kaynaklandığı için. Hı hı. Ve bunu ilk kim biliyor musunuz kullanmış? Firikler. Nerede yaşamış bunlar? Afyon, Kütahya o bölgede. Hı. Çocuklara diyorum ki bakın <laughs> tatile gittiğinizde Antalya'ya böyle Kütahya'dan Afyon'a geçerken Afyon'da mola verin, kaymağınızı yiyin ya da işte tandırınızı yiyin ama çevrenize bakın. Firik Vadisi. O vadide yetişen kişiler bize bu onluk sayma sistemini bugünkü haliyle Hı. yani sıfırdan dokuza kadar on rakamı miras bırakmışlar değil mi? Onların anısını yaşatmak lazım. Şimdi oradan her gün geçersiniz ama hiç Filik Vadisi aklınıza gelmeyebilir. Şimdi bunu nasıl yaptım? Onluk sistemde siz hı hı. ne kadar yer değiştirirseniz değiştirin hep 11'in katı olur. Şimdi 11 ile ilgili şöyle bir şey söylüyorum. Diyorum ki mesela 12 ile 11'i çarpacağız. Rakamların arasını açıyorum. Toplamı ortaya yazıyorum. 132. Oradan buldum. Siz de 132 dediniz. Aslında yani sanki kolaymış gibi evet, geliyor. Evet kolaymış gibi geliyor. Şimdi ama bunu şöyle çözseydim. AB sayısı iki basamaklıyı 10A artı B. BA sayısı 10B artı A. Toplum 11'in katı gelecek. Sonra 132, 11 parantezini alacağım. A artı B, 11 çarpı 12. 11'ler gidecek. A artı B eşit 12 diyeceğim. Şimdi bu e, bu yönüyle tabii ki öğretilmeli, ispatlanmalı ama ders ve sınıf ortamında bu olmalı. Günlük yaşamı kolaylaştırmanın tek yolu matematiği sevdirmek ve pratik anlatmak. Şimdi bir sanat mata, gibi anlatmak. Bir sanat bana. gibi anlatmak. Ben bu soruyu gördüğümde zaten onluk sistemin olacağı için 3 basamaklı mesela 2 basamaklı deseydiniz sonu 9, 99 diyecektim. Çünkü 11'in katına bakalım mı? 11 22 33 44 en son 99. Şimdi siz bana 2 basamaklı mesela 34 yazdınız. Ters çevirdiniz 43 topla 77 olacaktı. Hani bunun için siz bana 2 basamaklı sonu 7 deseydiniz ben 77 diyecektim. Çok çok basit. Şimdi bak Aynısını ben yapıyorum. İki basamaklı bir sayı tuttum. Ters çevirdim. Topladım. İki basamaklı sonu 8. Cevap ne olmalı? İki basamaklı 11'in katı ne var? 88 var. Evet 88. Bu kadar. Hani bu şekilde anlattığımız zaman matematik basit gibi kalıyor. Tabii şimdi birçok emek veren var. Birçok buluş veren var. Yani şimdi ondan hakkını yemeden ama bütün toplum bilim üretmesin. Zaten öyle bir şey de mümkün değil. Üretemiyorlar da. Mesela biz sınav yapıyoruz. 3 milyon kişi giriyor. 400 binini iyi okullara alıyoruz. Bunlar içerisinde birinciler var. Her Hı. yıl peki bunların kaç tanesi teorem üretti? Değil mi? Şimdi öyle bakarsak peki o zaman öğrendikleri bilgiler değerli değil mi? Değerli. Ama biz değişik bakmalıyız. Mesela potansiyeline göre müfredatlar hazırlamalıyız. Herkes temel matematik almalı sonra branşlaştıkça ben matematik öğretmeni ya da da bilim adamı olacaksam daha zor konularla, daha üst level konularla devam etmeliyim hayatıma. Ama siz diyelim ki bir asal sayıları öğrendiniz. Bölme bölünebilmeyi öğrendiniz ama sadece işiniz için kullanacaksınız. Bir örnek daha vermek istiyorum bu konuda. Mesela biz bir sayının pozitif bölenlerini soruyoruz. Öğrenci soruyorum. 12'nin pozitif bölenlerini bulun diyorum. Öğrenci şunu yapıyor. 12 kendisine bölünür. 6'ya, 4'e, 3'e, 2'ye, 1'e, 6, e, 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 6 tane. Şimdi diyor 6 tane. Peki günlük hayatta bu ne işe yarar diyorum. Hocam diyor. Bakın bu şu demek. Ben size 12 gram altın verdim. Bana birer gramdan kaç tane yaparsınız? 12 tane. Bu işe yarıyor bak. Günlük hayatta. Peki ikişer gram isteseydim bilezikleri kaç tane bilezik yapardınız? 6 tane. 3'er gram 4 tane. Dörder gram üç tane, altışar gram iki tane, peki on iki gram bir tane bilezik yapacaktınız. Dolayısıyla şimdi siz bir otel işletensiniz, biz bir İngiliz kafilesi geldi. On iki kişi ve herkes bir odada tek kişi kalmak istiyor. Siz ne yapıyorsunuz? 12 oda hazırlamak zorundasınız. Matematik bak ne kadar çabuk cevap verdiniz. Ama diyelim ki sizin 3 odanız var, 7 tane yok. Resepsyondakini çağırıyorsunuz, kaç odam var? O da araştırıyor, tek tek sayıyor mu? İşte matematiği bilirse saymaz. Eğer boş odaları bilirse 3 tane. Aa ben kaç tane yapmalıydım? 12 tane. O zaman 9 tane odaya ihtiyacımız var demeliydi. Hı. Bu yönüyle hani matematik yaşamınızı kolaylaştırmak zorunda. Kolaylaştıramıyorsa bence o matematiği öğrenmeyin. Çünkü sizin genetinize aykırıdır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi hocam kaçıncı sınıfta belli oluyor? Öğrenci matematikayı alıyor mu? Ya da almıyor. Almıyorum. mu? Şimdi e, bu sorunun asıl cevabı aslında ebeveynler. Yani anne babalar bir çocuğun davranışlarındaki o farklılıkları gözlemleyebiliyorlar ve onu yönlendirebiliyorlar. Diyelim ki fark edemedi. Anne babanın da akademik seviyesi ona yeterli değil. O zaman e, ilkokul dördüncü sınıftaki hocalar bizim ülkemizde bilim sanat okullarına hemen keşfediyor. Diyor ki Niyaz Bey matematiğe karşı yetenekli hı hı. hemen bilim sanat okullarının sınavlarına gönderiyor. Hı hı. Siz o sınavlarda başarılı olursanız diğer öğretmenler sizi başka alanlara yönlendiriyor. Hı hı. Mesela biz ben aynı zamanda olimpiyat kimliğim var. Ben hı hı. olimpiyat eğitimi de aldım. Hı hı. Ee, mesela biz diyelim ki bir okulda en fazla 3 kişiyle çalışabiliyoruz. Çünkü onlar daha üst düzey bir matematik gerektiriyor. Hı hı. Gene demek ki abi ortalamayı alsak Dördüncü sınıfta belli oluyor. Belli oluyor. Kesinlikle fark ediliyor. Hı hı. Hele sıra dışılık. Bak bir daha güzel bir şey söyleyeyim. Teşekkür ederim bu soru için. Hı hı. Ben öğrencilerime de söylüyorum. Mesela ben 12. sınıfta matematiği öğrendim. Mesela benden şunu bekleyemezsiniz. Dünyayı değiştiren bir buluş bulamam. Ama çok iyi bir öğretmen olurum ki öyleyimdir. Yani hani biraz mütevazilik yapmayacağım burada ama. Mesela ben çalıştığım her sınıfta seviyelerine göre ve isimleri öğrenirdim ben. Mesela bütün öğrencilerime tek tek isimleri hitap ederdim. Giderdim yanına. Niye yapamıyorsun? Derdi ki ben şurayı anlamadım. Anlatırdım. O biraz geç anlardı. Diğeri biraz hızlı anlardı. İşlem hızları farklı olabilir. Ama ben şunu yap, e, söylüyorum. Mesela 17 çok enteresan bir sayı. 17 yaşına kadar bir öğrencinin dünyayı değiştirecek bir buluşu yoksa zaten diğer yaşlarda beklemiyoruz. Mesela biz olimpiyat eğitimini de o yaşlara yakın sonlandırıyoruz. Hı. Diyoruz ki artık düşünsene beyine mesela 4, 5, 6, 7, 8'ler bizim ülkemizde sınava hazırlandıkları için olimpiyat eğitimi almıyorlar. 9, 10, 11'de de olmuyor. Çünkü 12. sınıfa da e, bir TETAETA hazırlığı olduğu için 8 ve 12'leri bir de 11'lerin bir kısmını çıkarırsak olimpiyat eğitimi zaten 4, 5, 6 yaşlarında başlıyor. Hı. Zaten iyi olan çocukları biz buradan keşfediyoruz hatta onları alıyoruz. Ankara'da bir eğitimden geçiriyoruz. Milli takımı oluşturuyoruz. Yurt dışında onlar bizi temsil ediyor. Hani sağ olsun birçok kişi hani burada Oxford okuyan bir öğrencimiz var İlker Can selamlar olsun. Bir de, e, hocam eğer eğitim sisteminde böyle bir reforma gidilirse diyelim ki ortaokuldan sonra liseler başlıyor. Evet. Ene yani zaman kaybını yaşamamak adına ve öğrencilerin yani gençlerin liseye okula daha hevesli daha beğenerek gitmeleri için yani bunlar için bir de yine yine de burada tekrarlamak istiyorum zaman kaybı. Evet. Zaman kaybını yaşamamak için yani insani ve doğal bilimleri okulları bölünürse yani insani bilimler liseler ayrı doğal bilimleri Liseler ayrı olursa. Ayrı olursa. Yani o zaman bu, nasıl olur? E, daha doğru bir yaklaşım olur. Yani biz az önce meslemden başlamıştım. Bilgilendirmek anlamında vermiştim. Dedim ki şimdi diyelim ki biz 10 kişi başladık okumaya değil mi? Evet. E, bu hızlarımızdan dolayı kültürel yapılarımızdan dolayı ailemizin çevremizin yetişme şartlarımızdan dolayı yavaş yavaş böyle akademik bilgilerimizde farklılıklar arz edecek. Mesela hepimiz aynı anda matematiğin hepsini öğrenemeyiz. Siz hep. fizikte iyi olursunuz, ben matematikte iyi iyiyim. Bir başkası biyolojide, bir başkası Türkçede, bir başkası sosyal olamaz, değil herkes. mi? Tarihçi herkes tarihçi olamaz. Yani de sevmek lazım. Şimdi biz bütün ülkeyi bu küçük örnekte düşünürsek herkese temel matematik, e, düzgün bir konuşma verilmeli, değil mi? E, temel yeterlik dediğimiz nedir? İşte 40 soru matematik. İşte bu 8. sınıf. Evet. O, temeli, temeli oluşturacak, Aha. bu temel verildikten sonra benim gözümde bakın ben matematik seven biri olarak say, böyle işini seven bir aşçıyla işini seven bir bilim adamı arasında hiçbir fark yoktur ben öyle düşünüyorum dolayısıyla biz şunu yapmamalıyız herkese eşit oranda eğitim akademik anlamda olmamalı zaten çünkü siz dikkatiniz ya da odaklandığınız şeyler farklıysa hı hı. hani burada ısrar etmenin şimdi herkese şey deriz böyle hani matematikçi olsun diye bütün konuları öğretmeye çalışırız buna gerek yok ki hı hı. siz temel günlük yaşamı destekleyen alışverişi yapan otobüs biletini alabilen hı hı. evine en kısa yolda gidebilen bir nesil yetiştirecekseniz matematiği o kadar verirsiniz ama daha üst düzey ben bilimler arasında geçişkenliği yakalayacağım, farklılıkları bulacağım, akıl süzgecinden geçirip, ispatlayıp, dünyaya yeni bir şey sunacaksam, hı hı. akademikte daha üst düzey bir matematik verebilirsiniz ona. Ve bütün okullar, bakın e, biz eğitim fakültesi mezunuyum ben, hı hı. bir de fen edebiyatlar vardı. Şimdi onlarla hep tartışırdık. Biz öğretmen olacağız, onlar diyor ki, e, biz de e, akademik olarak diyelim, üniversitede kalmayacaksak, o, biz de öğretmen olacağız. Şimdi iki, iki okulun da ya da iki fakültenin de aldığı dersler hemen hemen iki ders farklıydı. Nümerik analiz bir de topolojide biraz farklı evet. vardı. Geri kalan bütün dersler aynı. Şimdi aynı alıyorsunuz. Halbuki bir öğretmen yetiştirirken bile buna dikkat edeceksiniz. Evet. Mesela ben çocuğa kök 2 nasıl anlatılır? Mesela 2 üzeri 2 demek şu demek. 2 tane iki yan yana çarp demek. Kök 2 nasıl anlatırım? Çocuk ilk kez kök 2 gördüğünde... Matematikten soğuyabilir. Çünkü iki üzeri 1 bölü iki. Ne demek 1 bölü iki? Tamı ifade etmez. Çocuğa bunu nasıl anlatacaksınız? Bu çok önemli. Hı hı. Yani öğretmen yetiştirirken bence temel matematik bir üst düzey burada kalmalı. Ama fen edebiyat fakültelerinde siz uluslararası dünyada makaleler, yayınlar, buluşlar ya da teoriler neyse onlardan yetiştirmelisiniz, onları öğretmelisiniz. Siz aynı eğitimi veriyorsunuz ikisinde bazen öğretmen yapıyorsunuz bazen eğitim fakültesini alıp akademik işte asistan yapıyorsunuz doçent doktorasını bitiriyor sonra prof oluyor bu olmamalı. Hı. Çünkü hani ben de 33 yıllık eğitim hayatım boyunca bunları biz yaşadık olmamalı hani buradan yetkililer tabii bizi dinlerse ben bir matematik öğretmeni işini seven ve Türkiye'nin en iyi okullarında çalışan biri olarak bunun çok doğru olmadığını düşünüyorum. Ha tabii ki zaman zaman şunu yapıyor, e, şuralar var eğitim şuraları toplanıyor, o şuralarda kararlar anılıyor, bunlar milli eğitim bakanlığı tarafından hayata geçiriliyor. Bunlar önemli, bunlar her zaman yapılmalı. E, mesela pandemi, işte deprem, bu tür olaylar eğitim sistemimizi de bozuyor. Şimdi dedik ya online sınavlar geldi, çocuklar inan ki hiç sınava çalışmak bırak diyor ki ben zaten. İnternette yazarım, cevabını hı. alırım, soruları çözerim, böyle bir eğitim alırım. Hı. Tabii ne kadar önlem alabildiysek onu bilmiyoruz ama şu anki e, Bakan Bey ne yaptı? Hı hı. Telefonlar e, kalma örneğin baraj dersi olarak Türkçe geldi değil mi? 70 alamazsanız evet. kalırsınız. Ama doğru bir karar. Tabii doğru bir karar. Yani kendi evet. dilini bilemezse nasıl konuşacak, olmaz nasıl bu? düşünecek? Değil mi? Evet. Nasıl karşıya aktaracak? Hı bunlar daha önce de vardı bizim dönemimizde de mesela edebiyat önemliydi. Buradan geçmeliydiniz. Ama şimdi 70 getirildi. Ben bu tür uygulamaların daha doğrusu birazcık hani katı olmamak şartıyla bu tür uygulamaları doğru buluyorum. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı şu son dönemlerde merdiven altı kursları var. Evet. Bunlarla nasıl savaşıyor şu an bakanlık ve önemli soru neden oluşuyor? Bu merdiven altı kursları yani bunun bir nedeni olmalı, bir evet. sebebi. Şimdi e, tabii milli eğitimin bir yönergesi var, bir yönetmeliği var. Diyor ki kurs açmak isteyenler örneğin binanın depreme dayanıklılığını... Bazı şartlar var. Bazı şartlar var. Hı hı. Hepsini saymaya gerek yok. Bu şartları yerine getirenler kurs açabilir. Fakat bu son dönemde e, böyle 4-5 öğretmen arkadaş bir araya gelerek daha küçük gruplar daha özel ders formatında e, merdiven altı dediğimiz şekilde bir yapılanmaya gittiler. Hani bunlar tabi vergi vermiyor. işte SGK'larını yatırmıyor. Daha kolaylarına geliyor. Böyle bir veriler. de ucuza ha, geliyor. Ha, ucuza hı hı. E, geliyor. Bazen de tam tersi hı. de olabiliyor ama öyle, ha, he, öyle oluyor. <laughs> e, Çok e, Bunlar abi. da e, tabi özel ders vermek başka bir şey. Hani onları biz merdiven altı demememiz gerekiyor bence. Hı hı. Fakat böyle gruplar halinde ruhsat almadan yapmak zaten illegal bir yapı. Hı. Son benim bildiğim üç tane genelge yayınladığında bunlarla mücadele edileceğini Hı. ve tek tek denetime gidileceğini söylenmişti ve bence burada inanıyorum Bakan Bey'in böyle bunun takipçisi olacağını da düşünüyorum. Yani bir öğrencinin evine gidip. Özel ders vermek bu illegal mi ya da nasıl? Yani şu andaki hani resmi prosedüründe e, normalde öyle bir yapı yok. Hani biz bunun bir legalite boyutuna koyamayız. Çünkü bilemeyiz de kimin gidip gitmediğini. Yani. Ama şöyle sorarsanız şimdi ıstılahi anlamda toplumda kazanan bir anlam var. Şimdi özel ders almayan bir veli ya da bir e, var mı içimizden yok. Ben de çocuklarıma bak matematikçi olmama rağmen matematik dersi ben anlatıyorum ama bir başka dersten ihtiyaç duyduğumda öğretmen eve çağırabiliyorum. Yani o herkesin, hakkı, herkesin evet. hakkıdır bu. Biz burada hani bunu tartışamayız ama bizim aslında özlediğimiz tablo şu. Bütün bu eğitimler milli eğitime bağlı kurumlarda verilsin bu kadar. Hani okul, evet okul bilgiyi öğretir ama kurslar pratik bilgi ve bunlar uyumlu çalışmalı. Biz şunun hakkını yemeyiz. Ve ...okullar görevini yapmıyor, kurslar. Olmaz. Bu doğru değil. Bakın ben hem yıllarımı... ...27 yılımı devlet kurumlarında geçirdim. Yani milli eğitime bağlı okullarda. Şimdi orada... ...ispatta yapıyorduk, pratik kurallarda anlatıyorduk. Fakat çocuklar şöyle bir şey oluyor. Mekan değişikliği istiyor. Mesela aynı hocayım. Burada kursu veriyorum. Gelmiyor. Ama dışarıda bir dershane... tabi ruhsatı olan bir dershanede... ...kurs verdiğimde... ...çocuklar geliyor... Bunu çok düşündüm. Neden? Şunu baktım. Hı hı. Çocuklar hani biraz daha kursta serbest bir geçim şartının geçme derdi olmuyor. Dolayısıyla orada kendini daha rahat hissediyor ve biraz da okulda aldığı o bilgileri kurs hocası daha pratik anlatıyor, detay inmeden. Bu olunca da birazcık hani kurs hocaları sanki daha iyiymiş gibi bir algı oluşuyor. Bu doğru değil emeği de veren her iki gruptur. Her ikisini de biz takdir ediyoruz. Hocam, konuşmamıza devam edeceğiz. Reklama gitmemiz gerekiyor. Niyazlı bugün Sayın Hasan Tunç'la devam edecek ve matematiği nasıl kolay öğrenebiliriz? Nasıl başarılı olabiliriz? Bunları konuşacağız efendim. Ama şimdi kısa bir reklam arası. Hiçbir yere ayrılmayın. Hocam Bugünkü programda şu an biz baya bir eğitim sistemini ele aldık. Eksikleri var. Sonra bugünkü gençlerin de eksiklik, eksiklikleri var. Aksaklıkları da var. Yani daha doğrusu eskisi gibi okumak istemiyorlar. Bunu da konuştuk. Çok şey ele aldık. Şimdi ev dersleri. Ev derslerini vermek doğru mu? Şimdi tabii bu çocuğun gelişmesine katkı sağlıyorsa tabii ki doğru. Ama ev derslerinin hepsi yüzde yüz çok verimli geçti diyorsanız bu doğru değil. Ben bunu diyemem. Ben de çok ev dersine gittiğim için <laughs> zamanında ama şimdi tabii gidemiyoruz. Hem yaş itibariyle hem de konumsal itibariyle. Ama çok öğrenci dokunduğumu düşünüyorum. Yani bazen zorluyorduk böyle hani çocuklar daha başarılı olsun diye. Oturuyorsun onunla ne bileyim zaman geçiriyorsun, oyun şeklinde anlatıyorsun, değişik bir bakış açısı kazandırıyorsun ve bir yere getirebiliyorsun. Şimdi e, ama bazen de şunu görüyordum, ben hani dürüst olmak adına söylüyorum. E, çocuk da istemiyor, yani sadece bir ritüel gibiymiş gibi ev dersini alıyor ama çocuğa hiçbir faydası yok. Bunu da söylüyorduk, yani bak bu derslerin hiçbir faydası yok. Ben bir veliye bunu söylediğimde şey demişti. Hı hı. Hocam en azından onu televizyondan uzaklaştırıyorsunuz. Bu çok hoşuma gitmişti ama hani yine de söyledim, bakın bu ev derslerini hani bazı faydalı olmayan her şey bence zararlı. Böyle bakmak gerekir. Ve hocam demek ki yani eğitim sistemi, eğitim sistemi reformlara muhtaç. Aynen. Ama nasıl bir reform? Reformlara mesela şu ev dersleri olmamalı. Evet. Yani bir rutin hale gelmemeli bu. Ve ben dediğim gibi liseden başlayarak bölünmesi gerekiyor. Evet orada hem fikiriz. Evet. İnsani şu da bilimleri Kurşuları ayrı olsun. Da, evet. evet. Yani bu sınav olduğu sürece yani çok talep 3 milyondan siz diyelim ki son yapılan güzelliklerle yani üniversite sınavında şunu yaptılar. Baraj diye bir şey kalmadı. Hı hı. 1 milyon kişi istihdam ediyorsunuz ya da okulları yerleştiriyorsunuz. Şimdi bunu 3 milyona çıkarabilirseniz zaten ev dersi de kalmayacak, kurslar da kalmayacak. Ama bu yeteneğiniz ya da gücünüz ya da potansiyeliniz yoksa ve sınavlar olduğu sürece ve bir yarış halinde bu sunulduğu sürece bunun önüne kaçamayız. Hani burada da inat etmek yerine daha güzeli ve daha yasalını bulmalıyız bence. Şimdi hocam hangisi daha yararlı? Test sınavları mı ya da mülakat sınavları mı? Bence ikisi de olmalı. Yani ucu açık sorular şimdi bakanlığının öyle bir çalışması da var. Özellikle 6 ve 9'lara şunu getirdi. Bir deneme pilot bölge seçilip hatta şu anda bütün okullarda bunu yapacak. Bakanlık da şunu istiyor. Yani biz öğrencileri alalım, eğitimlerini yine bölümlendirelim. Ucu açık sorularla onların gelişimlerini kendi ifade ediş şekillerini de ele alalım yerleştirirken de örneğin Niyaz Bey'den geldi öğrenci hı hı. onun da bilgisini alalım bir üniversite yerleştirme modeli oluşturalım. Yıllardır bu yapılmaya çalışıyor. Birçok bakan da bunu denedi. Hatta bir ara LGS yerine TEOK dediğimiz bir sınav getirdiler ve üç aşama birçok şey model deneniyor. Hı hı. Bunun için hani ihtiyaçlarınızla talep arasındaki o dengeyi sağladınız. ...ve mutlu olduğunuz model... ...en doğru model olacaktır. Hı hı. Önümüzdeki yıllarda da hani... E, ...bu sınav sistemi ve... ...başarı ölçme ...değerlendirme sistemleri... ...bence tabi ...ucu açık sorularda olmalı ama... ...test de olmalı değil mi? Biz şimdi... ...o kadar yaptığımız o zaman kendimizi inkar etmiş... ...olmaz mıyız? Evet. Düşünsene bir anda... Test mest yok. Tamam. Yok, test gerekiyor. Test gerek yok. Peki matematikte mesela e, test bizde yani birçok değil mi? Evet. E, yetişmiş öğrenciler Ama ya tarih da tarih bizler... derslerde, ha. tarih gibi derslerde, edebiyat gibi derslerde mülakatın olması. Tabii şart ki mülakatta olacak ve ucu açık sorular evet. da olacak. Hatta bizim dönemlerde biz şöyle dersler alırdık. Güzel konuşma, yazma. Yazı da mesela çok önemli. Şimdiki öğrenciler ya da gördünüz mü? Ok bay Evet değil mi? Hemen hızlı. Hı -hı. Çünkü zamanı yokmuş gibi Hı -hı. tüm yazıyı yazmıyor. Sadece sesli harfler çıkarıp var, kısaltmaları sadece. var. Evet. evet. Hani bu yeni bir dil oluşuyor neredeyse. Belki de bu geleceğimizde hani hiç ama şu dersler olmalı. Nasıl sanat önemliyse, ruhumuza hitap ediyorsa, güzel konuşma, yazma dersleri, ucu açık sorular, öğrencinin ana fikirde kendisini ifade etmesini sağlayacak Hı -hı. modeller de geliştirilmeli tabii bunun içerisinde siz bunu mülakat dersiniz ee, ama testin de bir ağırlığı var testte bir ölçme değerlendirmesi sistemi. özellikle sayısal bölümlerde hmm. ucu açık soruları değerlendirmek çok zor olabilir şimdi hocam bir soru var çünkü programın süresi doluyor de yetişemiyoruz ee, deprem bölgesinde eğitim nasıldı nasıl? evet şimdi deprem bölgesinde ee, biz ee, çok güzel bir ee, mücadele ettik. Hı hı. Özellikle Kursdere'ye ben teşekkür ediyorum. Hı hı. Hele Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Hı hı. Çok orada kalındı. Birçok bakanlık çadır dershaneler kurdu. Hı hı. Öğrencilerimizi mağdur etmediler. Hı hı. Biz Kursdere ailesi olarak da orada inanılmaz yardımlar yaptık. Örneğin biz aynı zamanda yayıncılık yönümüz var. Hı hı. Biz oraya denemeler, ücretsiz kitap gönderimleri yaptık. Hı hı. Herkes elinden geleni yaptı ve çok şükür deprem bölgesinde hem Cumhurbaşkanımız da biliyorsunuz şöyle bir karar aldı. Onlara bir ayrıcalık tanıdı. Ama onlar içerisinde dereceye giren çocuklarımız vardı biliyor musunuz? O şartlar. Siz ne demiştiniz? Yokluk varlığı üretecektir. Evet. Anca yokluk varlığı üretecek. Evet. Varlık sadece yokluğu üretecek. Maalesef bu benim sözlerim değil bu dünyanın kanunu. ...istersek yani alemin kanunu. Kesinlikle Tarihin doğal kanunu. olan budur diyorsunuz. Evet. Nasıl bütün elementler soy gaz olmak istiyorsa evet. yokluk varlığı üretmek zorunda. Çünkü yaşamını ona borçlu. Evet. E var olan içerisinde varlığı ilerletmek gerçekten çok zor bir sonu olmalıydı. O da yokluğu üretecektir. Evet Hocam bugünkü programa geldiğiniz için size çok minnettarım. Ee, bize çok bilgileri aktardınız. Çok böyle bir apaçık bilim verdiniz bize, minnettarım size. Ben teşekkür ediyorum emeği geçen herkese, özellikle size. Sizin o felsefik bakış açılarınız, tabii dışarıda da konuşmuştuk, Sağ olun ee, iyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkürler ve vatandaşlarımızın önünde daha dürüst olmak istiyorum. Yani benim de sizin gibi matematika öğretmeni olsaydı, ben de matematikayı severdim. Bu tür öğretmenlerin su alması dileğiyle. Sizin öğrencileriniz çok şanslı. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Niyazla bugün programının sonuna geldik. Haftaya yepyeni bölümümüzde yeni konu ve konuklarımla tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın efendim.